10 Ağustos 2018 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî hüsr. İllellezîne âmenû ve amilus salihati ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Evet, bu haftaki sohbetimizde geçenlerde yazmış olduğumuz bir şiirimizi şerh edeceğiz inşallah. Buradaki her bir mısrada manaları ilmimiz nispetinde açmaya gayret edeceğiz inşallah. Evet, şiirimizin ismi Sevgiliye. Sevgili. Önce bir şiiri okuyoruz. Ondan sonra inşallah mısra mısra açalım. Sevgilim, seni seyretmek ne büyük zevk. Her yüzünde ayrı bir ahenk. Kimi zaman kahır, kimi zaman lütuf düşer hisselere denk. Bilirim, hepsi senindir, sendendir her renk. Seni bilip tanımak bana verdiğin ödül. Seni görmeden geçen ömür bana bir zul. Sen bensin, bende sen ama yok hulul. Anlaması en çetin işlerdendir bu duhul. Yaptığın bunca naz ve cilveler neden? Hep sensin oradan kızıp buradan gülen. Şaşkın, aciz, bitap düşüp savrulan ben. Anladım, beni çöz diyorsun sen. Kolay mı seni çözmek, ne haddime? Sen bana vermez isen anahtar kelime. Sevgilim, yeter bunca ayrılık, beni vuslat eyle. Sar beni şefkatinle, emrine rağm eyle. Tattır aşk şarabından, aşkına düçar eyle. Mahremine al beni, ayare haram eyle. Çıkar cümle elbisemi üzerimden, üryan eyle. Beni bende koma, benliğimi püryan eyle. Tevhid bu senden tattır, sırrının zevkini ayan eyle. Evet, şiirimiz bu. Şimdi burada ilk mısrada, sevgilim seni seyretmek ne büyük zevk. Her yüzünde ayrı bir ahenk. O dörtlüyü alalım, komple açalım. Kimi zaman kahır, kimi zaman lütuf düşer hisselere denk. Bilirim, hepsi senindir, sendendir her renk. Şimdi burada tevhide bir işaret var. Yani baktığımızda her gördüğümüz yer sevgilinin eseri. Mazhar dediğimiz Allah-u Teala'nın, sevgili derken tabi burada Allah'a hitap olmuş oluyor. Mazhar dediğimiz Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu tüm mazharlardan her biri ayrı bir renk diyoruz. Bu her ayrı ayrı bir yüz, her yüzünde ayrı bir renk. Burada her bir yüzden farklı bir ahenk görüyoruz. Yani farklı bir muamele var. Bu alemde, tabi bunu genel manada alalım. Melekler var, cinler var, insanlar var, işte cemadat var, nebatat var, hayvanat var. Her bir tür içerisinde de ayrı bir ahenk var. Ve her bir türden, bu tür olarak belirttiğimiz bu mazharlardan tecelli eden Hak Teala. Burada Hak derken, bir, Hak ifadesiyle Allah'a işaret etmek manasında Hak ibaresi kullanılır ki Kur'an-ı Kerim'de de Hak isminin geçtiği yerlerde bu anlamlar vardır. Bir, hak hukuk dediğimiz anlamda hak kelimesi kullanılır. Bir de Allah'ın zahir alemde yaratmış olduğu, zuhura getirdiği her şeye de hak deriz. Yani gözümüzün gördüğü ya da görmediği, zuhura gelen her şey de haktır. Allah-u Teala'nın bu mazhar dediğimiz işte yaratılmış olan her şeyden gözükmesi, tecelli etmesine biz bu mazharlara da ne diyoruz? Hak diyoruz. Bir cihetten halk diyoruz da bir cihetten de hak diyoruz. İşte burada Hallaç-ı Mansur'un enel hak demesi, ben hakkım demesi de bir cihetten buna çıkıyor. Yani bende yansıyan hak. Ben şu ben denilen mazhar var ya, işte bu mazhardan yansıyan aslında hak.
Ben bir arada hak. Ben yokum. Hak buradan bu mazhardan Hallaç adını koyduğu mazhardan yansıyor. Ya da Yunus Emre'nin ete kemiğe göründüm. Yunus diye ete kemiğe büründüm. Yunus diye göründüm. Şiirindeki bu ibaresi de buna işaret ediyor. Hatta şeyde hamdol biçtim yandım. O da iyi ona gidiyor. Ya, tabii ki ona gidiyor. O da merhalelere, mertebelere. Evet. Şimdi hak dediğimiz zaman bu cihetten geniş manada bakarsak bu alem içerisinde olması hasebiyle ve Allah-u Teala'nın yaratması hasebiyle şeytanda da bir hakkaniyet mevzu bahis olmuş oluyor. Evet. Çünkü şeytanı halk eden kim? Onu tabii ki Allah-u Teala halk ettiğine göre o da ne oluyor? Allah'ın ne dedik? Bu alem Allah'ın isimlerinin gözüktüğü yer. Zahirdeki. Tabii zahirdeki gözüktüğü yer. O zaman şeytanda hangi ismi gözükmüş oluyor Allah-u Teala'nın? Mudil esması. Tabii saptıran. Tabii saptıran esması. Resullerde, nebilerde hadi esması daha yoğun bu şekilde açığa çıkarken işte şeytanda da mudil esması. Hazreti Ömer'de Celal. Herkesin tabii burada şimdi mazhar dediğimiz zaman her bir birimden bu esmalar terkibi farklı oranlarda çıkıyor. Bu sefer ne oluyor? Her bir yerde ayrı bir yüz. Ayrı bir ahenk demiş oluyoruz. Buradan kastımız bu olmuş oluyor yani. Her bir yerde ayrı bir yüz, ayrı bir ahenk. Dönüyoruz şiirimize. Her yüzünde ayrı bir renk. Kimi zaman kahır, kimi zaman lütuf düşer hisselere denk. Hani Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ya, lütfun da hoş, kahrın da hoş. İşte lütuf da kahır da gene haktan geliyor yani. Başka geldiği bir yer yok, kaynak yok. Lütuf da ondan, kahır da ondan. Esas görebilirsek tevhid bazen gözüyle. Kahır faydalı da oluyor. Bazen tabii. Şimdi oraya gelmişken diyelim kahrın içerisinde ya da azabın içerisinde lütuf da vardır. Evet. Ama lütfun içerisinde kahır yoktur. Yoktur. Aynen. Allah-u Teala öyle bir muamelede bulunuyor kullarına, yaratıklarına. Yani eğer kuluna azap edecekse o azabın içerisinde gizli bir lütuf var. Lütfundan da faydalandırır o azapta. Aynen. Ama lütfettiği kuluna İçerisinde azap barındırmaz. Evet. Bilirim hepsi sendendir. Hepsi senindir. Sendendir her renk. Evet, şimdi bu hakikati anladığımız zaman biliyoruz ki hepsi haktan. Hak diyoruz bu sefer. Her şeye hak diyoruz bu sefer, değil mi? İşte hakkı burada varlıkta birlemiş oluyoruz. Vahdaniyet mertebesi dediğimiz mertebe işte. Varlıkta birlemek, varlıkta birlediğimiz zaman varacağımız en son nokta neresi olmuş oluyor? Hakikati Muhammediye. Nur-u Muhammediye dediğimiz. Varlıkta birlediğimiz tevhid odur yani. Hakikati Muhammediye'yi idrak ederiz. Varlıkta birlemek. Ehadiyeti ayrıdır. O teklik. O Allah'ın tekliğidir. O zatına ait bir mertebedir. Varlık alemine çıkıştaki birlememiz ise işte bu olmuş oluyor. Hakikati Muhammediye cihetiyle. Evet, şimdi diğer dörtlüğümüzü okuyoruz. Seni bilip tanımak bana verdiğin ödül. Seni görmeden geçen ömür bana bir zul. Sen bensin, ben de sen. Ama yok hulul. Anlaması en çetin işlerdendir bu duhul. Evet, seni bilip tanımak bana verdiğin ödül. Aslında yaratılış amacımız Allah'ı bilmek, tanımak. Cenab-ı Allah bizleri halife olarak yaratmış olduğu insanı bir görev yüklüyor, bir emanet yüklüyor işte. Emaneti yere göğe verdi, kimse kabullenmedi. Neden? O emanetin kıymetini, değerini ve ağırlığını biliyordu yer gök, dağlar. Ama insan cahil ve nankör olduğu için yüklendi o emaneti. Cahil ve nankör olduğu için bu emaneti aldı. Aslında hem cahillik hem nankörlük var insanda, hem de bu emaneti taşıma istidadı var. O nankörlüğün, cahilliğin yanında. Allah-u Teala bizden işte bu dünya hayatına gelişimizde bu nankörlük ve cahilliğimizden soyutlanıp temizlenip emanetin ne olduğunu idrak ile emaneti taşımamızı istiyor. Bunun için bize diyor ki bu emaneti taşımak, yani bu halifelik özelliğini açığa çıkarmak için kendisini tanımamızı, bilmemizi istiyor. Diyor ya yine kutsi hadiste, ben gizli bir hazineydim. Bilinmek, evet. Bilinmek istedim ve Adem'i halk ettim demesindeki hakikat buraya çıkıyor işte. Bilinmek, onu bilebilen, kamilen bilebilen hangi varlık bilebilir? Demek ki ancak işte insan bilebilir.
halife insan bilebilir. İnsan derken insan diyoruz, beşer demiyoruz bakın. İnsanın da bir mertebesi var dedik. İnsanın esveli safilindeki mertebesine ne diyoruz? Beşer. Beşeriyet. Neden? Çünkü kirli. Yani terbiye ve tezkiye etmesi gereken birçok ahlaki özellikleri var. Beşer olması hasebiyle. O ahlaki özellikleri terbiye ve tezkiye ettikten sonra mertebece, nefsin mertebeleri var ya, 7 mertebe çıkıyor çıkıyor. Nefsi emmareden, yani esfeli safilinden çıkıyor nefsi safiyeye. Orası da ne olmuş oluyor? İşte ahseni takvim oluyor. O zaman insan oluyor işte. Beşeriyetten insanlığa bir yolculuğumuz var bizim. Bu dünya hayatında bu yolculuğumuz var. Yani beşeriyetten insanlığa yolculuk yapıyoruz. Beşerden insan olma gayretindeyiz. Evet, işte Allah'ı bilmek, tanımak tabii ki Allah'ın nasip ettiği kullarına olur. O istidat varsa ayağını sabitesinde, o zaman ne oluyor? Allah'ı bilmek, tanımak bir onun vermiş olduğu, ihsan ettiği, lütfettiği bir ödül oluyor. O zaman da diyoruz ki seni bilip tanımak bana verdiğin ödül. Evet. Bu kuluna verdiği bir ödül oluyor. Kendisini bildirmeyi murad edip de, bilmesini murad edip de o kulunu o yolda seyri sülük ettirdiği zaman o kuluna ödül vermiş oluyor, değil mi? Seni görmeden geçen ömür bana bir zul. Evet, bir kul, bir insan bu hayata, dünya hayatına gelip Allah'ı bilmeden, tanımadan sırf yemek, içmek, yatmak derdiyle, tasasıyla bu dünya hayatını geçirip de ölüp giderse, o zaman eyvah ki eyvah o insana. Yani. Ne olmuş oluyor? İşte o aslında o zulüm oluyor işte. Allah'ı bilmeden, tanımadan giden bir hayat kendine, aslında zulüm yani. Kendine zulüm yapmış. O cevheri bilememiş, tabii tanıyamamış. O nimetten faydalanamamış. O lütuftan faydalanamamış. Ve kendine tabii, zulüm gene kendine dönüyor. Başkasına değil. Allah'ı bilip tanıyamazsa kişi, onun zulmü yine, aleyküm selam, onun zulmü, karanlığı yine kendisine dönmüş oluyor. Evet, devam ediyoruz. Sen bensin, bende sen, ama yok hulul. Anlaması en çetin işlerdendir bu duhul. Evet, burada aslında bir yerde şiirin can alıcı noktası da bu iki mısrada bulunuyor. Sen bensin, bende sen. Bu ne demek oluyor? Şimdi dedik ya, Allah tüm alemi ilmindeki ilmi suret olarak halketti. Vücut olarak Allah'ın vücudundan gayrı bir vücut zaten yok. Sahabe sordu ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Ya Resulullah, Rabbimiz bizleri, alemi yaratmazdan önce neredeydi? Var mıydı? O zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah var idi, amada idi buyuruyor. Ama Arap toplumunda, Arap dilinde bulut anlamına geldiği için özellikle de sonradan belirtiyor ki altında ve üstünde hava olmayan bulut. Yani sırf vücudu ifade edebilmek için. Yani ama denildiği zaman Araplarda bulut olarak normal. Veya hiçbir şey yaratılmamış. Şimdi bulut dediğin zaman bulut nerede bulunur? Hava olan. Bu sefer ne oluyor? Buluttan ayrı bir de hava var. İkinci bir vücut var. Bunu, böyle bir düşünceye girilmemesi için altında ve üstünde hava olmayan bulut. Yani ondan gayrı hiçbir şey yok. Hazreti Ali'ye atfedilir. O da bu sözün devamında el anda öyledir buyurmuş. El an, halen. Halen. Ve öyledir. Yani Allah'tan gayrı halen de başka bir şey yoktur. E peki o zaman bu kadar mevcudat ne? Allah'tan başka bir şey yoksa, bu kadar mevcudat Allah'ın ilmindeki ilmi suretler. Bu ne demek? Allah'ın ilmindeki ilmi suret, adeta teşbihte hata olmasın, gözlerimizi kapatıp hayal kurduğumuz zaman hayalimizde var ettiğimiz şey nasıl ki bir vücut sahibi değil, sadece bizim beynimizde bir hayalden ibarettir. İşte biz de bütün bu alemde Allah indinde Allah'a kıyasla adeta hayalden ibarettir. İşte Ehlullah bunun için demiştir. Alemler hayalden ibarettir. Alemler hayalden ibarettir. Tabii aslı hayaldir. Çünkü vücut, hani varlık vücut kokusu almamıştır demiştir bazı Ehlullah. Vücut kokusu almamıştır derken ne diyor? Bir vücudu yok. Bir vücudiyeti yok. Vücut sadece Allah'a mahsustur. La mevcude illahu. O zaman bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Sadece Allah'ın vücudu var. Bütün mevcudatın, mevcudat dediğimiz yaratılmış olanların
ancak onun ilminde ilmi suretler olarak bulunması var. Hocam mana olarak bakmak lazım. Şimdi o bak şimdi burada bakışımızı iki çeşit bakış var. Evet. Allah'ın o mertebeden bakacaksak hiçbir şey yok. Her şey hayalden ibaret. Varlık mertebesinden bakacak olursak biz varız, ebediyen de var olacağız. Allah-u Teala bizi bu dünya hayatını sonlandırdıktan sonra cennet ve cehennem denilen ortamda insanları hayatını ebedi olarak devam edeceğini beyan ediyor. Bu bakış neye göre? Varlık bakışı. Varlık gözüyle bakıyoruz burada. Şeriat açısından. Çokluk alemi, kesret aleminden baktığımız zaman biz varız ve ebedi olarak da var olacağız. Varız ama yok hükmündeyiz. Allah indinde onun bakışıyla, onun mertebesinden biz asla hiçbir zaman var olmadık. Yani vücut sahibi olmadık. Burayı iyi anlayalım, karıştırmayalım. O zaman bütün bu mevcudat ne peki? Onun ilmindeki ilmi suret. İlmi suret ne demek? Manaların zuhuratı. Önce manalar olarak her şey var oldu. Lahut alemi diyoruz ya. Ondan sonra ne diyoruz? Sırasıyla iniyor aşağıya melekut alemi diyoruz. En sonunda şehadet alemi diyoruz. O manaların burada zuhur bulmuş şekliyiz biz yani. Şehadet alemi. Evet. Olayı bu şekilde görmemiz lazım. Evet, sen bensin, ben de sen ama yok hulul. Burada girme de yok. Şimdi nasıl girme yok? Ha, o zaman Allah'tan gayrı hiçbir şey yoksa hulul demek bir şeyin içerisine girmesi, birleşmesi anlamına da geliyor. Birleşmek yani bir olmak. İkilik olması lazım. Burada hulul yok. Hulul yok derken yani ben o zaman Allah'ım diyemeyiz. Çünkü Allah alemlerden münezzehtir. Bu öyle bir şey, hulul diye bir şey ifade edebilmek için iki şeyin bir olması gerekir. Ama Allah zaten vücuduyla ehadiyetiyle dolayısıyla ona bir şeyin ne diyor İhlas suresinde Allah-u Teala kendisini tarif ediyor. Küfü ve lehad. Allahu samet lem yelid ve lem yulet diyor. Bakın burada. Doğrulmamıştır, doğrulmamıştır. Evet. Samet ihtiyacı muhtaç değildir. Evet. Lem yelid ve lem yulet. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Ve lem yekul lehu küfüven ehad. O sınırsız, sonsuz, tektir. O zaman burada hulul diye bir şeyin olması, yani Allah ile bir şeyin birleşmesi mümkün değil. O zaman bir varlığın ben Allah'ım o zaman demesini kabul edilemez. Böyle bir şey yok. Çünkü Allah varlıkla hiçbir bağı yoktur yaratmasının dışında. Yani vücudi bir bağı asla yoktur. Onun için Muhittin İbn Arabi Hazretleri der ki varlık ile Allah'ın arasındaki bağ bu manada maddesel bir bağ düşünülemez. Vücudi bir bağ yoktur. Ne dedik? İlmindeki ilmi suretleriz. Allah ile varlık arasındaki bağı bu şekilde söyleyeceğiz, düşüneceğiz. Yani biz nasıl hayalimizde bir hayal kuruyorsak, bizim o hayalimizdeki kurduğumuz hayalle bağımız ne şekildedir? Bir maddesel, fiziksel bir bağımız var mı? Yok. İşte Allah ile de alem arasında böyle bir bağ yok. Onun için diyor ki, kul kuldur, Rab Rab'dır. Rab hiçbir zaman kul olmayacağı gibi, kul da hiçbir zaman Rab olamaz. Bu hakikati de bir defa iyice sindirmemiz lazım. Yani madem ki Allah'tan gayrı bir şey yok, o zaman bazı burada hataya düşenlerin ben hakkım ifadesi daha farklı bir şey, o ayrı. Ben Allah'ım demesi kabul edilemez. Bazı kimseler buradaki burayı çözemediği için kendini o zaman diyor madem Allah'tan gayrı alemde bir şey yok, o zaman biz de Allah'ın cüzleriyiz diyorlar. Allah cüzleri ayrılmaz. Cem'de kaldığı için arka dönse değil mi? Tabii bir de Cem, işte bu Cem makamında aslında bu karıştırma bir yerde herkes için değil, her Cem makamına çıkan için değil. Altyapısında bazı zayıflık olan için Cem makamına çıktığında işte kişi burada altyapıda da o sağlamlık oluşmadığı için o zaman ben Allah'ım diyor. Tabii. Orada. Namaz kılmak. Allah. O zaman Allah olduğu, ben Allah'sam o zaman diyor kim kime kulluk yapıyor ki diyor. Ben Allah olduğumu anladım, o zaman namaz kılmama gerek yok. O zaman namaz benden düştü. Öteki niye kılıyor? Öteki daha avam. Benim erdiğim sırlara eremedi ki. Ersin o da o zaman. Ben diyor daim namazdayım. Ben namaz kılmıyorum demiyorum ki. Kılıyorum. Nasıl kılmıyorsun? Kılıyorsun. Hani görmüyoruz seni namaz kıldığını. Öyle değil. Ya nasıl? Ben artık Allah'la birlikteyim ya. Buna daim namaz denir. Sen bilmezsin. Anlamazsın. Ben daim namazdayım işte. Allah'ın namaz kılmasına gerek yok. Gerek yok. Gibi açıklamalar yapıyorlar. Allah muhafaza işte nefisleri ve şeytan burada onlara oyun oynuyor. Bu sefer şeriatı kendi üzerlerinden düşürüyorlar. Bakmıyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir namazını terk etmiş mi? O
Güzide sahabe hiç namazını terk etmiş mi? Ehlullah hiç namazını terk etmiş mi? Öyle bir şey var mı? Evet. Zındık oluyorlar. Ya Allah muhafaza işte. Zaten şeriatsız hakikat zındıklık getirir. Bir insanda şeriat. Melamilerin adı, kendilerine melami diyen, asıl melamilikle hiç alakası olmayan sapkın güruhta oluyor o problemler. Devam ediyoruz. Sen bensin, ben de sen ama yok hulul. Bunu da böyle açıklamış olduk. Anlaması en çetin işlerdendir bu duhul. İşte bu giriş, yani kul Rab arasındaki mevzu nasıl anlayacağız o zaman? İşte bu en çetin işlerdendir. Yani burada bu hakikate kul erdiği zaman, erdikten sonra bu hakikati ancak sırrında yaşaması gerektiğini bilmesi lazım. Bu hakikati zuhura getirip, yani şehadet aleminde de ben bu hakikate göre yaşayacağım derse olmaz. Şehadet aleminde şeriatın hükmü kulu bağlar. Dolayısıyla bu şehadet aleminde kul Allah'ın emrini yerine getirerek kulum demesi lazım. Abd, acizliğini, horluğunu idrak ederek bütün bu kendisinin üzerinde olan bu isimlerin, esmaların diyoruz, zuhur ettiği bir mahal olduğunu, bunların da kendisinde emanet olduğunu idrak ederse, o zaman ben kulum der. Ben acizim, ben horum, bende bir şey yok. Bu sadece bu esmaların yansıdığı bir aynayım, zuhur ettiği bir mahalim, bir mazharım. Bu emaneti taşıyan bir mazharım. Bu emaneti veren asıl sahibi var derse, İşte o zaman bu hakikati çözmüş olur. İşte o zaman bu anlaşılması zor olan meseleyi, çetin meseleyi geçmiş, kulluğundan asla taviz vermeyerek Allah'a yönelmiş, gerçek kulluğunu yerine getirmiş olur. Evet, devam ediyoruz. Yaptığın bunca naz ve cilveler neden? Hep sensin oradan kızıp buradan gülen. Şaşkın, aciz, bitap düşüp savrulan ben, anladım. Beni çöz diyorsun sen. Şimdi burada diyoruz ki, peki bu kadar bu naz cilve, bu alemdeki oluşlar neden? Yani bir böyle diyorsun, bir şöyle diyorsun. Hakikati anladık ya şimdi. Bir kulluğunu yap, sen kulsun, acizsin diyorsun. Bir halifesin diyorsun. Bir yap diyorsun, bir de yapma. Bir yap diyorsun, bir yapma diyorsun. Peki bunlar ne, bunları ne diye niteledik? Cilve. Naz ve cilve. Evet. Bunlar neden peki? Hep sensin. Bir oradan kızıp buradan gülen. Orada yap diyorsun. Burada onu niye yaptın? Bir emir, bir irade. İşte burada neye işaret ediyoruz? Evet. İşte Allah'ın bir emri vardır, bir iradesi vardır. Hakikatini dile getirmiş oluyoruz. Burada bu açılması gerekiyor. Allah bir şeyi yap diye emreder. Ama o şeyin yapılmamasını irade edebilir. O da cilvesi. Bu da onun cilvesi. Hazreti Adem'e emretti, o yasak meyveyi yeme diye, ama ye diye de irade etti. Şeytana, Adem'e secde et diye emretti, ama secde etmemesini irade etti. Neden? Şeytan şeytan olması gerekiyor ki dünyada, yeryüzüne Hazreti Adem ve nesli yeryüzünde yaşarken onlara musallat olacak da Allah yolundan saptırmaya çalışacak. İşte imtihan da burada ortaya çıkacak. İşte bu naz ve cilve. Evet, hep sensin oradan kızıp buradan gülen. Orada kızıyorsun, burada gülüyorsun. Ama kızan da gülen de sensin. Buraları gördükten sonra. Şaşkın, aciz, bitap düşüp savrulan ben. Bütün bunları anlamak için, neden, niçin, nasıllarını anlamak için bu sefer şaşırıyorum. Aciz düşüyorum. Aciziyetimi anlıyorum. Bitap düşüyorum. Bir oraya, bir bu tarafa savruluyorum. Anladım. Beni çöz diyorsun sen. Edebelde susuyorum. Heh. Tabii ki. Kul olmam hasebiyle tabii kul edep etmek zorunda. Çünkü mertebeler var. Kul mertebeyi gözetmek zorunda. Ne diyor o çetin meselede? Fütuhat-ı Mekke'nin 7. cildinde Muhittin İbn Arabi Hazretleri ile Allah-u Teala'nın bir konuşması var. Orada ne diyor? Öğrendin mi diyor bu hakikati? Öğrendim. O zaman edep et, sus diyor. Hitap ediyor Muhittin İbn Arabi'ye. Mertebe tartışmayı kaldırmaz diyor. Bak, mertebe tartışmayı kaldırmaz. Edep et. Sus. O zaman edep ne demek? Sınırını, haddini bilmek demek. Kul olmamız hasebiyle bir sınırımız var, haddimiz var. O da ilimle oluyor. Tabii. Edep. İşte ne diyorlar işte? Başı da edep, sonu da edep. İlla edep, illa edep. Neden demişler bunu hep?
Çünkü edeple oluyor bunlar. Edep sınırını bilmek. Yani o aşılmaması gereken çizgiyi, noktayı bilmek, buna riayet etmek demektir. Kul yaratılmış olması hasebiyle sınırlı bir varlık. O zaman biz de sınırımızı bilmek zorundayız. Edep edeceğiz. Bir normal edep sınırları vardır. Bir de takva cihetiyle edep sınırları vardır. O ayrı. Tabii takva ehlinin, takvada üstün olanın edebi daha da farklıdır. Ne diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri? İnsanlar akşam oldu mu oturup muhasebesini yapması lazım. Bugün sevap olarak ne yaptım, günah olarak ne yaptım? Biz ve bizim mertebemizde olanlar ise diyor, biz yaptığımız sevap, günahın muhasebesinin dışında aklımızdan, hayalimizden geçirdiğimiz düşüncenin hesabını da yaparız akşam oldu mu diyor. Bakın bu da işte takva ehlinin edebi. Yani hayalimde bile bir günah olabilecek şey geçirdim mi? Halbuki şeriatça malum, insan hayalinde bir günah işlemeye yönelik bir düşünceyi geçirse, fiiliyata dökmezse ona günah yazılmaz. Fiiliyata dökerse günah yazılır. Hayalinde geçirdiği o günah olabilecek şeyi yapmaktan vazgeçmesi hasebiyle de bir de sevap alıyor. Bakın Allah'ın rahmetine bakın. Muhittin İbn Arabi Hazretleri de diyor ki işte ehlullah hayalinden dahi kötü şey geçirmemeye gayret eder. Çünkü ehlullah'ın hayalinde geçirdiği bile adeta günah yazılır. Takva ehli öyle görüyor. İşte bu hakikatten hareketle en sonunda ne diyoruz? Anladım, beni çöz diyorsun sen. Evet, demek ki burada bizim görevimiz neymiş? Onu çözmek. Yani Allah-u Teala'nın bu alemdeki, yaratmış olduğu alemdeki, bu çokluk alemindeki, kesret alemindeki işleyişi, hakikati çözmek. Yani bu nazını ve cilvelerini çözmek. Neden oradan kızıyor da buradan gülüyor? Bu ne demek? İrade ne demek? Emir ne demek? Levh-i mahfuz ne demek? Günah ne demek? Sevap ne demek? Neyse vesaire. Bütün bu detayıyla bunları hakikat cihetiyle çözmek. Demek ki çöz diyorsun sen. Ve devam ediyoruz. Kolay mı seni çözmek? Ne haddime? Yine had diyoruz yani. Bak burada sınır. Ne haddime? Sen bana vermez isen anahtar kelime. Yani burada anahtar kelimeden kasıt, sen bana bu istidadı vermediysen, ayağını sabitemde bu yok ise, hakikat cihetiyle seni tanımak, bilmek, anlamak, bu bildiğim, bu hakikati yaşamak yok ise bende, ayağını sabitemde, o zaman ne haddime? Ben seni nasıl bilebilirim, nasıl çözebilirim? Sen bana bu anahtarı vermediysen. İnşallah o anahtarı hep verenlerdeniz de inşallah hepimiz bu hakikati çözeriz. Sen bana vermez isen anahtar kelime. Sevgilim, yeter bunca ayrılık, beni vuslat eyle. Şimdi insan kesret aleminde, bu çokluk aleminde bu hakikatlerin idrakine vardıkça bu sefer ah ediyor. Neden ah ediyor? Vuslat arzusunda. Şimdi bu çokluk aleminde, bu kesret aleminde, şehadet alemi dediğimiz bu alem bir köprü. Diyor ya Muhittin İbn Arabi Hazretleri, dünya gelip geçilesi bir köprü, tabir edilmesi gereken bir rüyadır. Biz şimdi bu köprüden geçmek zorundayız. Yani o sevgiliye ulaşmak için bu yolu kat etmek zorundayız. Bu da hakikat cihetiyle de sevgiliye dair bilgileri edinip de o bilgilerin zevki, marifet dediğimiz açığa çıkmaya başladığı zaman bu sefer insanı işte bu vuslat ateşi daha da sarıyor. Değil mi? Bunları idrak etmeye başlayınca bu sefer o vuslat ateşi daha da sarıyor. Bu sefer ah ediyor. Ah, şu seyr-i sülük, şu yol bitse de gerçekten o sevgiliye kavuşabilsek. Mevlana Hazretleri ne diyor? Şeb-i aruz. Düğün günü diyor yani. Sevgiliye kavuşma günü, ölümü. İşte ölüm ile kişi sevgiliye kavuşmaya bir adım daha yaklaşmış oluyor. Yine Resulullah Efendimiz dediği gibi bu dünya hayatı için insanlar uykudadır. Öldükleri zaman uyanırlar. Hakikatleri bir cihetten böyle idrak eden, bu dünya hayatındayken idrak eden de ne olmuş oluyor? Aslında bu dünya hayatında uykudayken uyananlardan olmuş oluyor. Yani bu uyku
diye tabir edilen dünya hayatından, uykudan uyananlardan olmuş oluyor o zaman. Hakikatleri idrak ettiği zaman kişi henüz daha ölmeden uyananlardan oluyor. O zaman o kişinin ölümü cesedi ölüm olur. Mevlana'nın öyle bir ifadesi var ya, Yunus Emre'nin de ölen hayvan imiş diyor ya işte. Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Ölen hayvan imiş. Ha, kişi cesedi olarak evet can çıkar. Yani o hayvani ruh dediğimiz, hayvani ruh dediğimiz o ruh bedenden ayrılmasıyla, canın çıkmasıyla işte o beden ceset oluyor tabi. Orada ölen o oluyor. Hakikatte bu bilince, bu şuura eren kişi ne olmuş oluyor? Aşıksa şayet o ölmedi. Sadece boyut değiştirdi. Zaten ölümün hakikati de bu değil mi? Boyut değiştirmek, yani elbise değiştirmek. Bize Allah-u Teala şu dünya hayatına geldiğimizde o ruhumuza, yani galubela dediğimiz ruhlar aleminde yaratılmış olan ruhların vakti sırası geldiğinde dünya hayatına gönderilmesiyle bize bu ruha bir elbise giydirildi. Bu et kemikten olan elbisemiz, bu dünya hayatında giydiğimiz elbisemiz. Birkaç tane elbisemiz var bizim. Biz bu dünya hayatında giydiğimiz elbiseyi ölüm denilen tadışla, her nefis ölümü tadacaktır buyuruyor Allah-u Teala. Ölüm bir tadıştır. Tadış. Son değil. Değil, son değil. Yolculuk daha devam ediyor. Bu bir tadış. Bir boyut değiştirme. İşte ölüm denilen tadış ile biz bu elbiseyi burada bırakıyoruz. Eğer bu dünya hayatında yaşarken bu bedenin bizim elbisemiz olduğu hakikatini çok mükemmel bir şekilde anlar, idrak edersek ölürken meşakkat çekmeyiz. Çünkü biliriz ki ha, elbiseyi bırakma zamanı geldi. Yok, biz bu dünya hayatında yaşarken hep aynaya geçip de karşısında vah ne güzelim ya, kaşım ne güzel, gözüm ne güzel, kulağım ne güzel diye böyle kendisini o kadar kendisiyle içselleşip de böyle bedenini kendisi zannediyorsa insan, işte o ölüm geldiği zaman ruh, Azrail Aleyhisselam o ruhu çekmeye başladığı zaman bedenden, işte o ruh bu sefer bedenden ayrılmak istemiyor. Neden? Kendisini o zannettiği için. Ölüm anındaki ızdırap bu işte. Bedenden ayrılmak istemeyişinden kaynaklanan bir ızdırap var. Ve bu ızdırapla, tabii farklı ızdıraplar da var da, bu cihetten ızdırabı ben şimdi dile getiriyorum. Ölüm anında bedenden ayrılmak istemeyince ruh kendisini beden olarak tanıdı. Çünkü bu hakikatleri hiç öğrenmedi yaşarken. Dini bir bilgi almadı. Bir ruh diye bir hakikati olduğunu öğrenmedi. Bu bedenin kendisine bir giydirilmiş elbise, ceset olduğunu, vakti gelince bunu bırakacağını ve yolculuğuna devam edeceğini, boyut değiştireceğini öğrenmediği için ölürken bu sefer ne yapıyor? Ben ayrılmak istemiyorum diyor ondan. Bırakmak istemiyorum. Öyle bir şey yok. Mecbur bırakacak. Azrail Aleyhisselam adeta mıknatısın demir tozlarını çektiği gibi o kişiye vakti geldiğinde gözüktüğünde ruh mıknatısa giden demir tozu gibi bedenden sıyrılıp çıkıyor. O da böyle tırnaklarını geçiriyor bedene. Gitmeyeceğim, çıkmayacağım diye. Mümkün değil. Bu ızdırabı çekiyor. Bunu çekmemek için bu dünya hayatında işte ölümün ne olduğunu idrak etmek, bilmek lazım. İşte o zaman Mevlana Hazretlerinin dediği gibi Şeb-i Aruz. Düğün günü olur işte o ölüm günü. Çünkü Rabbine kavuşma günü. Resulullah Efendimiz vefat edeceği zaman diyor ya, parmağıyla göğü göstererek Refik-i Ala'ya gidiyorum diyor ya. İşte bunun idrakini bu dünyada yaşarken edebilene ne mutlu. Devam ediyoruz. Sevgilim, yeter bunca ayrılık, beni vuslat eyle. Sar beni şefkatinle, emrine rağm eyle. Evet, merhametinle, sen merhamet etmezsen bize, şefkat etmezsen bizim halimiz nice olur. Ancak sen rahmet edersen, merhamet edersen biz merhamet buluruz. Onun için bizi şefkatinle, merhametinle sar. Bize merhametinle, şefkatinle muamele eyle ve emrine rağm eyle. Yani emrine uyanlardan eyle bizi. Hud, sakin. Tabii Hud suresinde geçtiği gibi emrolunduğun gibi dost doğru ol buyuruyor ya Allah-u Teala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ya Hud suresindeki bu ayetle işaret ederek, ve bu ve kardeşleri beni ihtiyarlattı diyor. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Burada neye işaret var? Dedik ya, Allah'ın bir emri vardır, bir de iradesi vardır. Allah emrinden hesap soracak bize. İradesinden değil bakın. Ahirette huzura çıktığımızda, ey kulum, ben şeriat göndermiştim.
Şeriat benim emrimdi. Sen o emrimin ne kadarına uydun, ne kadarına uymadın? Namazını kıldın mı? Orucunu tuttun mu? Zekatını verdin mi? Hacca gittin mi? Bunları soracak. İşte bu emrine rağm eyle bizi diye burada niyaz etmiş oluyoruz. Emrine rağm eyle. Boyun eğdir. Yani rağm olmak, boyun eğmek. Onu uygulamak, yerine getirmek. Emrine uyanlardan kıl bizi. Merhametinle, rahmetinle, hadi esması ile bize muamelede bulun ki bize imanı nasip ettiklerinden eyle ki ve bu emirlerine de severek, isteyerek uyan, yerine getiren kullarından eyle bizi. Rağm olmak, tam teslimiyet. Rağm olmak, tabi. Tattır aşk şarabından, aşkına düçar eyle. İşte burada aşk şarabı, aşk biliyorsunuz sevginin en üst mertebesi. Ne dedik? Muhittin İbn Arabi Hazretleri sevgi dört mertebedir diyor. Heva, ilk mertebesi hevadır. Kalbe girmesi, bir şeyin kalpte yer bulması, bu heva. Ondan sonra vüd, ikinci mertebesi. Artık kalbe yerleşmesi ve sakinleşmesidir. Vüd mertebesi. Buna meveddet de denilir. İkinci mertebe. Ondan sonra üçüncü mertebe var. Hub. Hub. Hani Arapçadan çevirirken hub, aşk diye çevriliyor ya. Habib deniliyor mesela ya. Burada hub mertebesi artık kalpte oldukça sağlam bir yer bulması ve yerleşmesi anlamına geliyor. Ve bunun üstünde işte en üst mertebesi var ki buna aşk deniliyor. Işaka, aşaka denilen dikenli bir sarmaşıktan almış bu ismi. Dikenli bir sarmaşık varmış. Işaka, aşaka denilen. Bu sarmaşık o sarıldığı, çıktığı yerdeki işte ağaç olsun, duvar olsun neyse öyle bir sarılırmış ki onu artık oradan ayıramazsın. Ancak o sarmaşığı parçalayıp kopararak ayırabilirsin. İşte aşk da böyle. Bir gönülde, kalpte aşk olarak yer ettiği zaman artık seven sevdiğinde maşuk, aşıkında yok olur. O olur yani. Onun rengine boyanır. Her şeyle olur. İradesinden çıkar. Kendinde bir irade kalmaz onda. Tamamen aşıkının iradesine teslim olur. Aşk budur işte. Aşk demek budur. Yoksa günümüzde milletin ya ben aşık oldum dedikleri aşk değil yani. O heva heves. Adam diyor ki ben aşık oldum. Evlendik. İyi, hoş, güzel. 3 ay sonra bir bakıyorsun boşanıyorlar. Nasıl oldu hani aşık olmuştun? Aşkta boşanılır mı? Aşkta ayrılık olur mu ya? Mümkünatı yok. Aşık olan bir insan gerçek aşk. Asla ve kat'a bir daha ayrılamaz. Ölür ayrılamaz yani. Aşk bu. Demek ki ayrılanların sevgi mertebelerinden ya heva mertebesinde ya da onun bir üstündekine belki çıktı vüd. Meveddet ki o bile artık sağlamlaşmaya başlamıştır kalpte yani. O zaman burada işte sevgiyi bu şekilde, aşkı bu şekilde anlayalım. O zaman aşk tattır aşk şarabından aşkına düçar eyle derken işte bu sırrı bana yaşat. Bu aşkı bana yaşat, sana öyle bir muhabbetle, öyle bir sevgiyle bağlanayım ki artık senin iradene teslim olayım. Bende irade kalmasın. Bende hiçbir şey kalmasın. Ben sende eriyeyim, yok olayım. Her şeyi senin yaptığını perçeminden tutup çekme. Her şeyi perçemimden tutup çektiğinin hakikatini öyle bir anlayayım, öyle bir idrak edeyim ve onu yaşayayım anlamında. Aşk bu işte. Nasıl Leyla ile Mecnun'un aşkında yıllar sonra Mecnun çöllerde gezerken Leyla'yı bir gün getirmişler. Tabii yıllar geçmiş. Mecnun da yaşlanmış, Leyla da yaşlanmış. İşte demişler, sen yıllardır çöllerde gezip duruyorsun ya Leyla, Leyla diye. Hadi Leyla'nı getirdik sana. Çekin onu gözümün önünden demiş. Beni Leyla'mla baş başa bırakın. Mecnun. O Leyla'yı bulmuş. Evet, devam ediyoruz. Mahremine al beni, ayare haram eyle. Mahrem ne demek biliyoruz. Artık mahreminde olayım senin. Yani
senle hemhal olayım. Yabancı olmayayım sana. Namahrem ne demek? Yabancı. Namahrem demek uzak, yabancı. Mahrem ise, hani denilir ya mahremindekiler. Kişinin eşi mahremidir. Ama nikahı olmayan kişi namahremidir. Yabancıdır. Böyle anlayalım. Mahremine al beni. Yani artık benim o mahremine, o dairene, o has odana al. Ki aramızda ayrılık gayrılık olmasın. Mahremine al beni, ayare haram eyle. Başkalarına beni haram eyle. Yani benim gönlümden her şeyi çıkart, kalbimden. Dünyayı çıkart, malı çıkart, mülkü çıkart. Sevap, günah hesabını, muhasebesini çıkart. Yani yaptığım ibadetlerde işte ben cenneti kazanmak için yapıyorum, şu kadar sevap kazanacağım, şu iyiliği yaparsam gibi muhasebeci hesabına giren insan cennet için Allah'a ibadet etmiş olur. Beni bunlardan eyleme. Ben böyle muhasebeci gibi sevap kazanmak derdinde davasında olmayayım. Benim derdim, davam sen. Senin rızana ermek olsun. Ayara, yani yabancıya, işte dünyaya, başka bir şeye beni haram eyle. Allah'tan başka her şey. Allah'tan gayrı her şeyi gönlümden çıkar. Ya Rabbi, senin aşkınla öyle bir doldur ki bu kalbi, bu gönlü. Her şey bu gönülden çıksın. Başka bir şey, başka bir arzu kalmasın. Arzum, gayem, hevesim, isteğim, her şeyim sen. Senin rızana ermek. Seni memnun etmek. Öyle değil mi? Maşuk aşıkını memnun etmek için her şeyi yapmaz mı? İşte beni de öyle yap. Ve ayara haram eyle. Çıkar cümle elbisemi üzerimden, üryan eyle. Burada elbiseden kasıt ne olmuş oluyor? Burada elbiseden kasıt şartlanmalar, değer yargıları, başka bir Allah'tan gayrı bir istek, arzu, heves, ne olursa bütün bunlar aslında insana bir elbise, bir örtü oluyor. Örtü, örtü olduğu zaman örtülen gözükmez. Engel veya. Engel işte, yani örtü, engel. Şimdi Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin yine fütuhatında geçen bir mevzu vardı. Buraya gelmişken konu daha iyi anlaşılması açısından oradan da örnek vererek devam edelim. Örtü görülüyorsa örtülen görülmez diyor İbn Arabi Hazretleri. Örtülen görülüyorsa o zaman örtü görülmez, örtü yoktur. Ne demek oluyor bu şimdi? Eğer bir şey örtüldüyse o şeyi göremezsin. Örtüyü görürsün. Eğer kesrette kaldıysan varlıkta, o zaman tevhidi göremezsin. Eğer kesreti kaldırırsan işte o zaman vahdeti görürsün. Yani örtüyü kaldırırsan işte o zaman örtülen açığa çıkar. Örtü ile örtülen aynı anda görülmez. Ya örtüyü göreceksin ya örtüleni. O zaman burada diyor yine devamında Muhittin İbn Arabi Hazretleri, hakta halkı, halkı da hakta görmekle buna vasıl olabilirsin diyor. Bu hakikati idrak ederek. İşte burada biz de ne diyoruz? Elbisemi üzerimden çıkar, üryan eyle. Yani çıplak eyle, çıplak bırak. Çıplak olmak ne demek? İşte has olduğu gibi olmak. Saf haline dönmek. Bizim üzerimizdeki nefis terbiyesi, tezkiyesi dediğimiz, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak dediğimiz mevzu bu işte. Allah'ın ahlakıyla ahlaklandığı zaman gerçek manada işte kişi bir cihetten de üryan olmuş oluyor işte. Neden? Çünkü onun boyasına boyandı artık. Veyahut da aşık, maşuk, aşıkının her dediğine ram olduğu zaman işte üryan oldu. Bu anlama da geliyor. Çıkar cümle elbisemi üzerimden üryan eyle. Beni bende koma, benliğimi püryan eyle. Püryan, paramparça. Yani işte yine aynı mevzuya işaret etmiş oluyor bu mısrada. Benliğimden geçeyim ben. Ben demekten geçeyim. Sen olduğunu anlayayım, idrak edeyim. Senin bu bir mazhar olarak, ben adı verilen mazharda
tecelli ettiğin, tecellin olduğunu idrak edeyim. Dolayısıyla beni benlik yapan, benlik veren her şeyi püryan eyle, parçala, kaldır ortadan. Tevhid bu senden tattır, sırrının zevkini ayan eyle. Şimdi Buse örneği verilmesi burada sevgilinin dudağına benzetmek. Tevhidi burada sevgilinin dudağına benzetmiş oluyoruz. Nasıl ki sevgilinin dudağı büyük lezzet verirse, işte burada da tevhid, tevhide vasıl olmak, tevhidi anlamak, idrak etmek insana büyük bir lezzet verir. Bu hakikati idrak edene. Burada tevhid Buse benzetmesi yapılmış oluyor. Tevhid bu senden tattır, sırrının zevkini ayan eyle. İşte o tevhid bu senden öptüğüm zaman, öptür ki bana sırrının zevkini ayan eyle, bana aç. O sırrı ben anlayayım, idrak edeyim. Ama nerede? Tabii ki yine kendi sırrında. Sır insanın sırrında. Tevhid sırrı insanın sırrında anlayabileceği, yaşayabileceği bir hakikattir. Sonra tekrar döner kişi, nereye döner? Şehadet alemine. Şehadet aleminde şeriat insanı bağlar. Şeriatın hükmüne göre de amelle memuruz. Şeriat ne diyorsa da ona göre amel edeceğiz. Bu hakikatler ancak sırrımızda yaşayabileceğimiz hakikatler. Dolayısıyla şiirin son mısrasında da tevhid bu senden tattır, sırrının zevkini ayan eyle diyerek bitiriyoruz. Çünkü bu sır öyle bir sırdır ki Allah bu sırrı tattırdıklarından eylesin cümlemizi inşallah. Onun zevki hiçbir şekilde o da mahremde kalır. Anlatılmaz, tarif edilmez. O da mahremde kalır zaten. Tabii. Çünkü mahremde kalır çünkü. Sevgilinin aşık ile maşukun muhabbetleri mahremdir. Mahremde kalmaz. Başkasına tabii açılmaz. İsmet-i harim. Tabii. İsmet-i harem. Tabii. Açılmaz başkasına. Açılmaz. Aşık ile maşuk ne yapıyorsa kendi aralarında yaparlar. Sır. O sırdır. Açılmaz. Sırrın sırrı hatta. Tabii. Ha, tabii sırrın sırrı. Bu şekilde de şiirimizi burada noktalamış olduk. Böylece bu şiirimizi Allah inşallah devamını nasip etsin. İnşallah. Böylece şey yapmış olduk. İlmimiz nispetinde şerh etmeye gayret etmiş olduk inşallah. Vaktimiz ne kadar kaldı ezana? Az mı kaldı? Az ama ezan başladı. Duamızı yapalım hemen o zaman bitirelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar. Allahümme ufirli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minküm el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega nasirul hakkı bil hakkı vel hadi ila suratikel mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihi il azim. Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani. Subhanellezi yarani. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.